Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Spor Bülteni'ne başlıyoruz. Ellik Ordu Spor'da yönetim kurulu toplanacak ve yeni sezon planlamasını yapacak. 3. Lig'de geçen sezon hedefini gerçekleştiremeyen Ellik Ordu Spor'da yönetim kurulu toplantı gerçekleştirecek. Mor Beyazlılar'da kulüp başkanı Şükrü Bodur ve il dışında bulunan yöneticiler Ordu'ya gelerek tüm yönetim kuruluyla fikir alışverişinde bulunacak. Ellik Ordu Spor'da yönetim kurulu toplantısının ardından yeni sezon için adımlar atılacak. Yönetim kurulu toplantısında teknik heyetin durumu iç ve dış transferde atılacak adımlar netlik kazanacak. Ellik Ordu Spor yönetim kurulu toplantısının bir hafta içerisinde yapılacağı öğrenilirken günü henüz açıklanmadı. Öte yandan Mor Beyazlılar'da 13 oyuncunun sözleşmesi sona ererken 16 oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. Ellik Ordu Spor'da teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ve yardımcılarının bir yıllık sözleşmesi bulunuyor. Tekerlekli Sandalye 1. Ligi'nde mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediyespor son hafta konuk olduğu Muş Engellileri mağlup etti ve şampiyon olarak üst lige çıktı. Daha önceki haftalarda Süper Lig'e çıkması kesinleşen Ordu Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nin son haftasında Muş Engelliler Spor Kulübü'ne konuk oldu. Son maçı kazanması durumunda lider olarak Süper Lig'e çıkacak olan temsilcimiz deplasmanda istediği sonucu aldı. Potanın engel tanımayanları Muş deplasmanında rakibine fırsat tanımadı ve maçı 79-56 kazandı. Sezonu lider olarak tamamlayan Ordu Büyükşehir Belediyespor, bir yıl aradan sonra Süper Lig'e çıktı. Daha önce Ordu'yu Avrupa kupalarında da temsil eden Ordu Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını da Muş'ta aldı. Temsilcimiz 2022-2023 sezonunda Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek. Milli boksör Buse Naz Sürmeneli Akdeniz oyunları için Ordu'da kampa girdi. Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli boksör Buse Naz Sürmeneli Akdeniz oyunları için Ordu'da kampa girdi. Yeni Ordu Stadyumunda bulunan boks salonunda Sürmeneli'nin antrenmanını takip eden Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, şampiyonun Ordu'da hazırlandığı için gururlu olduklarını belirtti. Milli boksör Buse Naz Sürmeneli ve boks milli takım teknik direktörü Cahit Süme, Akdeniz oyunlarında altın madalyayı alacaklarını ifade etti. 19. Akdeniz oyunları Cezayir'de yapılacak. 25 Haziran'da başlıyor. Sporcumuz da ordumuz da hazırlanıyor. Bu ordumuz için de her zaman gurur verici. Olimpiyat oyunlarına da ordumuz da hazırlanmıştı. Yine İstanbul'da yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na da ilimizde hazırlanmıştı. Ve önümüzde de Akdeniz oyunları var. Akdeniz oyunlarının bir özelliği de ilk defa kadınlar kategorisinde boks branşlarında maçlar oynanacak. Yeni bir şampiyonadan çıktık, Dünya Şampiyonası'ndan. Her şey güzel gidiyor, istediğimiz gibi gidiyor. Akdeniz oyunları ilk defa oluyor. Yani biz de ilk defa katılacağız. Tarihte ilk defa adımızı yazdıracağız inşallah altın harflerle oraya da. Her şey güzel gidiyor. Kampımız Ordu'da başladık. Ordu'da başladığımız kamplarımız hep böyle şampiyonlukla sonuçlanıyor. İnşallah burada da şampiyonlukla sonuçlanır. Güzel ve verimli bir kamp geçeceğiz inşallah. Evet tabii nasıl diyeyim? Ordu bizim için çok iyi geldi. Yani nereye gidiyorsak Ordu'dan sonra olimpiyata gittik. Güzel sonuçlar, altın madalya. Yine dünya şampiyonasına gittik. Ordu'dan yine altın madalya. İyi sonuçlar elde edeceğimizi, bu senin de söylediği gibi bizi asla ikincilik, üçüncülük kesmez. Her gittiğimiz yerde kürsünün en üstünü hedefliyoruz. İstiklal Marşı'mızı okutmayı, bayrağımızı göndere çektirmeyi hedefliyoruz. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.